kendi elinde bu güveni tekrar taraftara verebilir. Geç de olsa verebilir. Zaten o ilk şeyde başladı. Trabzon'dayken başladı. O Selçuk İnan'la birlikteyken. O dönemde başladı. İnanılmaz ya. Ben bir ara emek hırsızı falan demek televizyonda bağırıyordum. Sen çıkardın zaten o. Aynen öyle. Sen çıkardın. Yok İş abi yapma. Sen abi çıkardın o falan. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. O dönem ben yıllardır böyle oynarken ne ağır eleştirileri yaptım. Yapma oğlum dedim ya, yazıktır. Bu emek hırsızı lafı Gökmen abi diye patenti ona ait. Bunu yapmışsın ha, benim cebimden para çalmışsın. Aynı şey. Ya nedir yani Gökmen abi, yani şimdi bir dakika. Yani bir çocuk faul almak. Yani faul almak bu hırsızlık falan mıdır? Sen de yaptın bunu futbolcunda. Sen de attın kendini yere. Hepimiz yaptık bunları. Abi bütün futbolcular bunları yapmıştı. Yok, biz de bizim zamanımızda nereye atıyorsun ya? At yere ya de göreyim kendini. Atan yaralı geziyorsun. Ne alakası var ki? Hayır. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Her pozisyonda yani sana %100 mü faul yapılmıştır? Kendini bıraktığın zaman da olmuştur ya. Şimdi bu konuda bence yani bu tip futbolcular Türkiye'de şimdi yine çok tepki alacağım bundan ama hiç de umurumda da değil. Ben inandığımı söyleyen birisiyim. Allah. Emre Belezoğlu, Arda Turan, Burak Yılmaz, Volkan Demirel. Bu dört çocuk, bu dört tane futbolcu Türkiye'nin en önemli isimleri. Kaç tane futbolcumuz var desek Avrupa'da şu anda sokağa çıksanız kaleci Volkan Demirel derler, Arda'yı söylerler, Emre'yi söylerler, Burak Yılmaz'ı söylerler. Bu adamları bu kadar yerden yere vurmak, emek hırsızı demek, her yaptıklarını iyi yaptığı zaman bile eleştiriyoruz. Burak Yılmaz şu anda Beşiktaş şampiyonluğa taşıyor. Yine biz Burak Yılmaz'ın nerede ne sıkıntısı var onu konuşmak çabasındayız. Kendi karar verecek, yorumlar falan bir şey. Bak korumakla iyilik yapmıyorsunuz. Ben de öyle. Gökmen abi, iyilik sen olmuyor. Şunu söyleyen adamsın ama. Evet. Tribünlerde bana küfür edildi. Bilmem ne oldu. Kalktım tribünlere çıktım. Yani tribünlere koştum. Şey yaptım. Adamın çıktım. Adamın anasına. Arkadaşımın. Gökmen abi, bir dakika. Gökmen abi. Arkadaşımın hamile karısına küfür etti. Tamam Gökmen abi. Arkadaşımın hamile karısı. Bu çocuk. Bu adamın anası. Bu çocuğun avrede eşi, çoluğu, çocuğu. Herkese küfür ediliyor. Gökmen abi. Bu çocuğun anası var, babası var, çoluğu var, çocuğu. Gidip de bankamı soydun diyorsun. Ya bir dakika dur. Ya Gökmen abi. Taraftar gidip bankamı soydun diyor. Bak sen. Sen diyorsun ki. Ucuz sen faul alma diyor. Ya Gökmen abi. Ucuz faul almak ne demek? Sen diyorsun ki tribüne çıktım diyorsun. Bir tane küfür. Bu çocuğa 40 bin kişi, 10 bin kişi küfür ediyor. Yapma gözünü seveyim Gökmen abi ya. Öyle şey olabilir mi? Buyur Sinan abi, özür dilerim. Yeter artık. Devre arasında soyunma odasına girerken kafaya çakma katılıyor. Şimdi burası, ne demek bu ya? Öyle bir şey var mı ya? Yerde buyur. Yerde yatıyor. Yarın birisi atlasa bu çocuğa. Şimdi, sen hırsızsın dese bıçakla aldırsan olacak. Yani bu, biz bu şekilde yorum yaparsak insanları da bu şekilde şimdi yönlendirmiş oluruz. Şimdi yerde yatan Burak Yılmaz'ı görüyorsun değil mi? Yazık yani. Makinik, ama yani ben bir de bir şey iddia edebilir miyim? Buyurun. Çok özür dileyerek söylüyorum. Estağfurullah. Yani kimse kusura bakmasın. Eğer vallahi billahi bunu bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu olay Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da olsaydı, biraz senin dilinden konuşuyorum Abdülkerim abi. Şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları, taraftarları ayağa kalkmıştı. Sivas'ta bir Beşiktaşlı futbolcu yerde. Bizde çıt yok. Kafaya çakma katılıyor. Bizde çıt yok. Beşiktaş'ta çıt yok. Bizim yönetimde. Emek hırsızı Burak. Emek hırsızı Burak. Emek hırsızı Burak. Bir şey var ya. Böyle bir şey. Burak yatıyor. Yerde bakın arkadaşlar. Yatıyor. Vallahi mi? Biz burada. Eli kafasında. Arkadaşlar bakın, biz burada. Devre arasında soyunma odasına girerken. Beşiktaş, Fener. Ben Fenerli futbolcu da aynı böyle davranırsa hepsiyle ilgili hep konuşuyoruz. Hepsi tabii. Ama yeter artık. Yeter. Her yerde yeter. Emek hırsızı artık şey olmuş. Ya sevmeyin. Ama ne de hırsız ne demek ya? Ne hırsız? İki tane faul aldı diye ömür boyu bu çocuğun bu yafta üzerine yapışacak mı ya? Yazık günah ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Gökmen abi sen eski bir futbolcusun. Sen abisin. Sen onun babası yaşından daha büyüksün. Sen diyeceksin ki bak Burak'cığım şu şekilde. Burak'cığım sen bunu söylersen kamuoyu da taraftarlar da bu şekilde yönlenir. Bak bizi insanlar dinliyor. Dersin ki ya Burak'cığım sen de kardeşim bak çok güzel gol atıyorsun. Sen de kulaklarını tıka bilmem ne. Çok basit. Diyor hırsız, zaten öyle diyor. Hırsız. Çok kolay. Kaç kere ben ya geçmiş dönemde Trabzon'da oynarken şimdi defalarca hep nasihat ettim. Oğlum yapma. Harika bir santrforsun. Biraz sağına soluna. Sen Galatasaray'da oynarken alkışlamıyor muydun çocuğu? Galatasaray'da oynarken alkışlıyordun. Kardeşim, yapmayın abi. İyi hareketler yaptı. Bu çocuk Galatasaray'da oynarken yaptı. Yaparsa Gökhan eleştiririm abi. Bu çocuk Galatasaray'da oynarken yaptı. Emek hırsızı yaftasını bu çocuğa Galatasaray'a dönerken yapmıştım. Gökmen ya abi o zaman da dedi. Hayır, ama ben o Gökmen abi. Trabzon'dayken. Şimdi ben Gökmen abi yıllardır takip ederdim. Bizim programa gelmeden önce. Başka kanallarda da. Şimdi bizim programda takip ediyorsun evet. Tabii yakından takip ediyorum şimdi. Gökmen abi bunu yıllardır böyle oyunculara emek hırsızı diye
bir laf söylüyor. Bu lafta dediği gibi hani bankadan, kimsenin cebinden, cüzdanından para çaldığı için hırsız demiyor. Yani karşı takımın emeklerini, hakemi kaldırarak emeklerini çaldığını söylüyor. Ama yıllarca denir mi bu? Ama bir metafor. Ama devam ediyor benzetme. Da. Nerede yaptı? O da devam ediyor. Ha, bugün bariz penaltısını nerede yaptı? Ankenin abinin havada kaldı ama. Penaltıyla alakası yok. Pozisyon penaltıyla alakası yok. Yok penaltı. Şimdiye kadar seni savundum. Bu dakikaya kadar ama buna penaltı değil diyorsan Gökhan abi seni savunmam. Bir şey söyleyeceğim. Don Kulo ceza alanı içinde dışarı çıkarken rakip oyuncuyu bilmiyorum. Aynı arkadan bir tane vurdu. Penaltı bu o. Değil. Bak, bu da penaltı. Omuz atıyor. O da penaltı, bak, bu da penaltı. Bir dakika. Donk omuz atıyor. Hayır, burada ayak darbesi var. Donk'un da penaltı, bu da penaltı. Donk'un burada ayak da var, tamam. Vücut da var, hepsi var. Şimdi bunu üstadı göre, bana göre olabilir. Bunu üstadı söyleyelim. Hocam, ben ne o üstadıyım da kardeşim. Hocam, sen bu hocam bak burada futbol profesörlüğü demiyoruz. Hakem pozisyondan önce o çakmak kafasına atılan çakmakla ilgili Ahmet Hoca ne diyecek? Onu ben tamam, ben fikrimi söyleyecektim. Sinan'la Gökmen abi hararetliler, haklılar da bir konuda. Yalnız şunu söyleyeyim. Gökmen abi de burada Burak'a böyle yapın ödün falan demiyor. O da Burak'a nasihat veriyor. Diyor ki oğlum diyor. Bak oğlum diyor. Abi. Yapma bu şeyleri kulaklarını tıka. Oyuna verdikçe kendini, seyirciye kulağını tıkadıkça bu tepkiler düzelecektir diyor. Gökmen abi burada yapıcı bir şey söylüyor aslında. Doğru fakat, söylüyor. Aynısını biz de söylüyor. Aynısını söylüyorsunuz. Ama yetemiyoruz biz de yani. İşte Sinan, ben Sinan'ın iyi dileklerine bütün kalbimle katılmama rağmen bir gerçek realiteyi ortaya koyalım. Bak burada Pollyanna'cılık oynamanın bir alemi yok. Şunu söylüyorum ben. Burak Yılmaz, temin saydığın isimler Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Arda Turan. Başka var mı? Ahmet Hoca'nın, evet. Ahmet Hoca'nın bu familya dediği bu grup maalesef futbolu bırakana kadar bu Apo, zulümle baş başa kalacaklar. Bu familya Türkiye'nin en kariyerli. Yok. Bak öyle Türkiye'nin en kariyerlisi. Bak bir dakika. Tamam. Türkiye'nin Sinancığım, en kariyerlisi. En çok milli olan bu familya. Tamam. İşte ben de diyorum ki bak bu familya hepsi futbolu bırakana kadar bu tepkilere maalesef maruz kalacaklardır. Hani senin iyi niyetlerine katılıyorum. Ama Burak bunu ama hak etmiyor. Ama bak bir realiteyi bak. Bir Burak realiteyi bunu hak etmiyor arkadaş. Emre Belözoğlu da Arda da Burak da futbolu bırakana kadar gittikleri bütün statlarda kendi sahaları değilse ıslıklanacaklar ve yuvalanacaklar. Bu artık onların kaderidir. Bu üstünden ya, çıkmaz. Emre Belözoğlu, adamlar kaldırmadı mı? Sinan Engin buradan sabaha kadar diye Türkiye'ye çağrı yapsın. Güzel dileklerde bulunsun. Bir faydası olmayacak maalesef Sinan. Yok, ben maalesef olmayacak. Şimdi Emre'ye diyorsun saldırdılar. Seni de mesela görsen. Haksız mıyım? Sen yaşlı olduğun için. Bu düzen ismi. Abi pozisyonda sana tamam, böyle abi, küfür ediyorlar. Hala bak. Ben hala yaptım Galatasaray'a. Bak inan diyorum Ali Sami Yen stadında bak Ali Sami en az 10 kere ben Galatasaray taraftarla kavga ettim. Yumruk yumruğa ya. Ama aynı şeyden bahsediyorum. Şimdi bu çocuk abi bak ya ben istemiyorum. Doğru bir adam cezaevinden çıkıyor hırsızlık yapmış. Aynen öyle. Cezaevinden yapacaksın yalan çocuk yapacaksın. Evet, cezaevinden çıkıyor hırsızlık yapmış suçunu çekmiş çıkmış. Evet. Bu çocuk buna hala hırsız diyorsun. Ama işte öyle kötüdür abi, o sağlıkalı kaydı. O, bu çocuk da ömür boyu üstünde kalır o. Bunun faturasını ödedi. Bu çocuk bunun faturasını ödedi. Yeter ama buraya kadar gelmiş. Her dakika. Yok çakmak görüntüsünü koyun arkadaşlar. Buyur. Temelde çok haklısın. Evet ben de yok. Temelde haklısın. Evet. Herkes haklı da. Altyazıyı da değiştirelim. Çakmak haklı. Bir insanla ilgili. Yani mesela Sinan'la, Gökmen abiyle, Apo'yla, benle, Ertem'le, Burak'la, siyasetçilerle, evet, sanatçılarla ilgili kanaatler bir gecede oluşmuyor. Evet aynısı. Bir gecede oluşmuyor. Ben 20 yıldır medyadayım. Apo 10 yıldır, Sinan 20 yıldır, Gökmen abi 18-20 yıldır falan. Bir kanaat var. 30 yıl. Bak seversen bir kanaat var. Diyorlar ki mesela toplum. Ertem Şener böyle bir adamdır. Ortak kanaat. Evet. Şimdi familia diye benim ifade ettiğim adamlar yavaş yavaş futbol hayatlarının sonunda tırnak içerisinde adam olmaya başladılar. Çünkü hepsinin burunları sürtüldü. Şimdi Arda. Ben hiç hayatıma tanışmadım. Ya i̇yi çocuk diyorsunuz. Çok iyi çocuktur hocam. İki sene önce attı mı mangalda kül bırakmayan, yürüdüğü vakit omuz kanseri olan adam şu anda maalesef hangi stada çıkarsa çıksın ıslıklanıyor. Bu kabahat vatandaşımın değil, onun. İki, Emre, Fenerbahçe ve şu anda Başakşehir'in seyircisi yok ya, hangi stada çıkarsa çıksın ağır reaksiyon görüyor. Bunun kabahati kendinin. Peki ya? Alex en az bunlar kadardı. Doğru mu Fenerbahçe'nin evi? Alex'in sen bir günden bir güne Alex, bunların hepsinden Beşiktaş seyircisi tarafından Galatasaray, Trabzon'da ıslıklandığını
protesto olduğunu gördün mü? Çünkü efendiydi. Ne ekersen onu yiyecek. Haşının uçunu görüyorum. Yaşadık baktılar ki familya içerisinde kendilerini dokunulmaz zanneden bu 3-4 tane kişi zamanla, o da futbol hayatlarının sonunda, belki de olgunlaşıyorlar, yaşlanıyorlar. Çoğulacak. Dediler ki bu işte fayda yok. Yakın zamanda bırakacak. Efer çamanında çocuk konuşuyorum. Burak Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 3-5 golcüsünden biridir. Eğer bu sene Beşiktaş düşük de olsa şampiyon olacaksa, daha yüksek ihtimal ikinci olacaksa, bunun baş sorumlusu pozitif anlamda Burak'tır. Burak çok çok iyi bir futbolcu. Korkunç iyi bir futbolcu. Ha yaptığı iş de şunu söyleyeyim sana. Vatanı satmak filan değil. Yani ya. Bak, yeter vatanı ya. Satmak değil. Hocam, ben Burak'ın özel hayatında bir sıkıntı görmedim. Çok, ha, ne vatanı var? Satmamış adam. Hocam futbolla ne alakası vatanı var ya? Satmamış. Evet, vatanı satmamış. Şike yapmamış. Yani tecavüz ya. Etmemiş. Vatanı sağ sattı dışında. Kim diyor? Bir dakika, ya kimse öyle demiyor. Örnek veriyor. Örnek bir dinleyin. Ne demek istediğimi anlamıyorsun ki. Adam, bir adam vardır. Bu leke ağır bir lekedir. Hiçbir çocuğumuzda yok bu. Yani ne Arda'da var ne hep bunlar. Futbol için yaptıkları tırnak içe çakallıklar aslan nedeni. Gibi de iyiliksever. Bir adam vardır. Bunların hepsi aslan gibi de iyiliksever. Mesela Allah korusun. İyi bunlardan biri 6 sene önce ufak yaşta bir genç kızı koymaktan hüküm giymiş. O zaman futbol oynamazlar ki hocam. Hayır zaten. Mesela veya hani bu yüz kızartışı bir şey. Adam doğrudur. Penaltı almak için çok aldı ama artık teknoloji buna imkan vermiyor. Bitti. Tamam. Bugün de Beşiktaş'ın bana göre %100'e yakın bir penaltı, en azından VAR'ın çağırması gereken bir penaltı verilmedi. Beşiktaş'ın attığı golde ofsayt yok. Çünkü son anda Sivaslı topa müdahale ediyor. Oynamak isteyerek ofsayt olayı kalkıyor. Değiyor hocam orada. Değiyor. Ben değiyor gördüm. Ben de görmedim. Görmedim. Şu pozisyon geliyor ekrana. Ben görmedim. Bu da değiyor mu değmiyor mu görmedim. Bu da Sivas seyircisini yaptığı kim atmışsa. Bir önceki arkadaşlar. Bir önceki. Ahmet Hoca bunu demedi. Hocam önce bir şey mi konuşsak acaba? Hani dediniz ya ofsayt mı değil mi? Ha, Burak Yılmaz'ın. Onu bir gösterir misiniz arkadaşlar? Geleceğiz buna. Evet bu. Bakın şimdi. Ofsayt bu. Bak şu anda ofsayt Burak. Doğru mu? Doğru. Top oynandı. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru. Fakat şurada ikinci alttaki bölümde adam Sivaslı yani. Oyuncu ayağınla topa tıklıyor. Aynen. Tıklıyor mu işte? Onu ayağın ben tıkladığı değil. Gördüm. Ben değil tıkladı hocam. Gördüm. Ben tıklıyor ben de gördüm. Ben hiç görmedim pozisyonu bir şey diyemem. Bu tıkladım. Çarpma değildir. Topa müdahale etmek gibi ayağını uzatıyor. Aynen. Müdahale edemiyor. Topa dokunduğu an etmek istiyor. Topa dokunuyor. Ofsayt olaydan kalkar. Dolayısıyla aynen. Beşiktaş bugün hakemle falan kazanmamıştır. Bilakis aynen. Beşiktaş'ın verilmesi gereken bana göre penaltısı vardır ama bakın şimdi bazı pozisyonlar var. Hakemi bunlardan dolayı asmam. Mete Kalkavan oyun başında Burak'a yapılan hareketi penaltı olarak görmedi. Olabilir. Bunu. Evet evet görmedi. Bunu görmedi mi? Görse penaltı verildi. Penaltı vermedi yani. Hocam, Burak olduğu için vermedi hocam. Hocam bunu gördü. Burak karşı ön yargı var. Bunu gördü Burak bence hocam. Burak'a inanmadı düşüşüne. Bu da olabilir. Ama sonuç olarak penaltıyı vermedi. Vermedi. Vermedi doğru mu? Vermedi evet. İtiraz etti Burak. Evet. Bekledi. Şimdi ben VAR hakemi olsaydım. Çağırırım. Git bak derdim. Git bak. Ama VAR hakemini de orta hakemi de bu penaltıyı vermediklerinden dolayı eleştiririm. Lakin bunları ne alep para bıyık 2 hafta önce Galatasaray Fenerbahçe'de Galatasaray'ın kafasını kopartan 2 puanlı çalan sportif anlamda hocam, bir şey Ali Palabıyık kategorisine koymam ne de aynen. Bu akşam Mete'yi cumartesi gecesi Allah kahretmesin şeyin suratına Emre Akbaba'nın aynen. O çocuğun suratına attığı o tekmeyi görmeyen çağırmayan VAR hakem statüsüne koymam bunlar aynen çok yanlış işler. Hocam bu sadece sportif yanlış. Hocam araya gireyim mi? Evet. Ben de lütfen bir şey söyleyeyim. Pozisyonla ilgili ama şunu söyleyeyim. Evet. Hocam bak burada yapılan foul evet. Senin Ali Palabıyık hani dedi ya Fener'in golünden önce evet. Dirar'ın Feguli'ye yaptığı foulden daha fazla foul bu pozisyon. Bir şey söyleyeyim mi? Daha fazla foul. Tabii hocam. Şey, oraya ulan yapsın hayır, bu daha hayır. Fazla foul. Şimdi ben bak, burada bir şekilde affederim ben Mete Kalkavan'ı. Eğer Mete Kalkavan bu pozisyonun hemen başında Burak'ın aleyhine bir foul verseydi kabul edebilirdim. Burak hocam. Şu stoperi eliyle şöyle yapıp kendini önüne attı. Eliyle perdeli. Bu ne biliyor musun? Bunu foul verse kabul ederim. Vermedikten sonra Burak'a şu harekete penaltı vermemek çok ayıptır hocam. Bu ne biliyor musun? Hele VAR'daki 3-4 bu kişi bunu nasıl bunu vermiyor? Bir şey söyleyeyim. Bakın bu arkadaşlar. Bir saniye. Bu foul. Şayet bu Şampiyonlar Ligi'nde çok kritik bir maç olsaydı. Şu penaltıyı vermedin diye. Evet. Ve VAR seni çağırmadı diye evet. Büyük hasar almazsın. Büyük hasar almazsın. Tahminlerimi söylüyorum. Çünkü olay olduğunda bakıldığında mesela başka televizyon kanallarını penaltı diyen de var. Değil ama
Ali Palabıyı Fegüli'ye yapılan faulden sonra golü iptal etmemesi senin hakemlik hayatına hocam Avrupa'da o konuda bitirir. Geleyim mi? İki, hiç bitirmez. Bitirir hiç abi. Bitirmez. Avrupa'da birçok hakem o botuna faul bile vermez. Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii vermez hocam. Pozisyon tamamıyla Burak Yılmaz olduğu için inanmadı. Ön yargı düşüşüne inanmadı. Hayır bak oradan değil Apo. Ön yargı var Burak'a karşı. Ya çocuk sahada tekme yiyor. Fauller yapılıyor, çırpınıyor, inandıramıyor kendini. Hani hep devamlı bir adamın önünde şaka yaparsın ya. Bir gün de dersin ki ya hayır öyle değil ya yok ya sen şaka yapıyorsundur falan. Çoban bütün mesai. Bir kendini inandıramazsın çoban mesajı. Evet. Aynen hani biz Serhat'la falan işte kandırırdık yani Ertem falan millet hocam arardık telefonla. Sonra gerçeğini söyledik inandıramazdık hani falan hatırlayın. Neyse şimdi bu pozisyonda Mete Kalkavan Burak olduğu için vermemiştir. Kesin. İkincisi ben sevgili Meake. Sevgili Meake. Lütfen Mete Kalkavan'ı vermeyin abi Beşiktaş maçlarına. Niye? Çünkü çocuğa Beşiktaş yaftası yapıştırılmış. Bir çocuk vereceği varsa da veremiyor. Veremiyor ve zorlanıyor. İnan diyorum bu Mete Kalkavan olmasaydı, bu başka bir hakem olsaydı buna çalardı. Burak da değil. Mevzu Burak da değil burada ikinci mevzuda. Çalardı. Yani kesinlikle ben yine söylüyorum hakemlerimize. Abicim artık çocuk tekme yiyor, arkadan darbe yiyor. Burak kendini atıyordur. Yok Burak numara yapıyordur. Yok öyle bir şey ya. Sinan. Yok öyle bir şey ya. Yeter artık ya. Türkiye şu hocam, anda akıllı insanlar. Hepimiz akıllıyız. Herkes kendine göre haklı. Dünya Türk futbol hakemli ve dünya futbol hakemli konjüktür değişti. Hani diyorlar ya Türk futbolunun katili Türk hakemleri. Hayır. Türk futbolunun katili VAR hakemleri. Bakın arka arkaya bu yıl yaşanan hakem skandallarının temelde başrol oyuncuları VAR hakemleri. Yani Ali Palabı'ya git dediğin an. Git dememiş hocam. Ha, dememişse yandın. İşte tamam o zaman. Eğer Bülent Yıldırım git dememişse Ali Palabı'ya. Galatasaray'ın puanının gaspının temel nedeni VAR'daki adamdır. Bir, cumartesi gecesi ya utanır insan. Aynen. Allah kahretmesin. Adamın suratına gelen tekme Emre'nin yaptığı hareketi çağırmayan VAR hakemi hakem makem değildir. Hokkabazdır, korkaktır, kötü niyetlidir ama hakem değildir. Peki sana tartışmayı açayım mı hocam? He? Tartışmayı açayım mı? Hangisini? Üç hakemde VAR ve AVAR Fegül'ün pozisyonuna faul ve faul olduğuna inanmıyorlar. Orada faul yok diyorlar. Ben faul diyorum. Bana göre sabah ve VAR Bülent Yıldırım kesinlikle bakın istiyorsa MHK veya işte oradaki yalanlasın demek ki tartışılamıyor mu hocam? Bakın kesinlikle hocam oradaki hakemler diyor ki topa vurduktan sonra faul yapılıyor diyor. Bir tane topa vurduktan sonra topa falan vurmuyor. Hayır. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Hocam oradan anlatma. Çok acil reklama gitmem. Tamam, hayır sana bir şey söyleyeyim mi? Ben kesinlikle inanmıyorum. Çok ciddi bir Bülent Yıldırım'ın dememiş. Ali Palabı'yı VAR'a çağırdı. Çağırmamış. Hocam Sinan, yalan söylemez.